Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bir kahve yapalım ilk önce de. Kahve de olurken biraz da karbonun içi ısınsın. Evet, Hasan Mod 80 tüfekle atış yaparken başımıza neler geldi? Onu anlatacağım şimdi size. Şu kahve değil de ilk önce bir bardak bulamadım ya. Bardak. Hem de evet, suyumuz kaynadı arkadaşlar. Şu kahvemizi yapalım. Ondan sonra da bu başımızdan geçen olayları size bir anlatayım. Gördüğünüz gibi tüfek kılıfımız boş. Hasan Mod 80 Quattro tüfeğimize el koydular. Elimizde sadece Gamo BT85 havalı tabancamız kaldı. Bu da tüple çalışıyor şunlarla. Ama artık bununla da atış yapmaya korkuyorum yani. Size evet arkadaşlar, atışa başlayacağız tabi. Atışa başlamadan önce bu sahil boyunca şu tarafı göster. Oradan komple Ala plajındaki bira şişelerini, rakı şişelerini toplayarak geliyoruz. Bir tane bira şişesi buldum. Burada 3 tane daha. Daha demin bir sevgili geldi buraya. Çiftler geldiler. İçtiler gittiler. Bunlar tabi buraya önceden ben bırakmalarına kızıyordum ama şimdi bize atış malzemesi çıkıyor diye yerlere doğru gittik. Çöplerimizi de alacağız. Plaj temiz. Ala plajının temizliği bizden sorulur. Evet. 5 metre çevreyi de temiz bırakıyoruz. Kırdığımız bira şişelerini görüyoruz. Tekrar bunları plajdan topladık. Plajdan topladık ve kırılan bira şişelerini doğada bırakmıyoruz. Çünkü burada çocuklarımız geziyor. Allah korusun bir nayan keser. Çöpe atıyoruz bunları. Evet, leş gibi de. Hasan Mod 80 Quattro'nun MDF 18 milim MDF lama verdiği şeyi göstereceğiz. Gel şöyle bakayım. Şuradan atayım, etkisini gör. Şu MDF atıyor. Gel buddy. Bak. Buradan delik girişini çek buddy. Yaklaş iyice, yaklaş, evet. Yaklaş. Gördünüz mü? Bir de arka tarafına dön buddy. Arkadan çıkışı bu da. Evet. Gördün mü? Aynen. Evet, MDF lam değilmiş arkadaşlar. Suntalemmiş. Yani suntalemi böyle deliyor yani. Evet. Evet. Of. 3'te gitti. Buddy. Sana şey kaldı ya. Ne o, bir tane kağıt bardak var. Kağıt bardakla tatlılar kaldı. Arkadaşlar kimse içmiyor herhalde buralarda. Bir tane bira şişesi bulduk. İçen yok maşallah. Al kanka, sen şu kağıdı atalım. Hadi, ben kağıdı hayatta vuramam. Evet arkadaşlar, videonun en başında gösterdiğim yerde geçiyor olay. Bu Ala plajlardan topladığımız bira şişelerini o arka tarafta, arka plajlar diyorlar oraya da galiba. Orada altına gene her zamanki gibi bir örtü serdik ve
orada o bira şişelerine atış yapıyorduk. Tabii daha biz zaten iki tane bira şişesi bulduk. İki tane bira şişesi bulduk. Daha birincisini kırdık, ikincisini kırmadan iki tane sivil polis geldi yanımıza. Sivil polislerin gelişti zaten iki arkadaştık biz. Arkadaşımın elindeydi tüfekte. Hemen elinizdeki silahı yere bırakın, ellerinizi havaya kaldırın filan. Tabii hemen arkadaş tüfeği yere bıraktı. Biz ellerimizi yukarı kaldırdık filan. Neyse, üstümüzü aradılar bizim. Üstümüzü arandıktan sonra bir baktım, iki tane motorize ekip geldi. İki tane sivil araç daha geldi. İki tane daha, üç tane daha şey geldi. Normal polis arabası geldi. Yani nereden baksan 15-20 tane polis oldu bir anda etrafımızda. İşte ne yapıyorsunuz burada? Niye ateş ediyorsunuz? Ondan sonra işte yani bir sürü sorular falan bilmem ne. Ben de dedim ki amirim dedim. Yani bu dedim hani öyle barutlu bir silah değil, ateşli silah değil, bu havalı tüfek. Hatta dedim bu kılıfın içinde hep duruyor zaten bu şeyler. Şu ruhsatı, garanti belgesi aldığım günden beri bunlar duruyor. Şurada zaten Mod 80 Hatsan 5,5 mm havalı tüfek. 160 TL'ye almışım ben bu tüfeği. Yılmaz Av Vahiyinden. Karadeniz Av Malzemeleri. Tamam mı? Burada benim evimin adresi de yazıyor. İsmim benim adıma şey. Burada da garanti belgesi. Garanti belgesinin arkasında işte mührü, tüfeğin seri numarası filan bilmem ne. Tabii tüfeği yerden böyle ellerine eldivenler giydiler. Tüfeği yerden eldivenle aldılar. Ondan sonra polis arabasına tüfeği el koydular. Tüfeğe el koydular. Ama tüfeği alırken şey dediler. Yani bir tane belge yazdılar. Kendi rızamla tüfeği veriyorum ibaresi. Buraya imza at dediler. Ben de imza attım. Kendi rızamla vermiş oldum zaten. Ondan sonra bizi oradan hastaneye darp rapor almaya götürdüler. Hastaneden bize darp raporu aldık. Doktor işte üstünüzde bir darbe, mor arıklık bir şey var mı filan dedi. Yok dedik biz de. Ondan sonra bizi karakola. Karakolda ifadelerimizi alacaklar. İşte tüfeği neden aldım? Ben de işte hobi amaçlı. Hiçbir canlıya sıkmadım bugüne kadar. Sadece işte kola kutularına ve böyle bira şişelerine, ama bira şişelerinin daha dediğim gibi altına bir şeyler serip de böyle atış yapıyorum. Cam kırıklarını da yerde bırakmıyorum dedim yani. Ondan sonra bir nevi dedim yani bak bu plajların temizliğini yapıyorum dedim. Sana dedi teşekkür mü ederim şimdi dedi. Bana dedim teşekkür etmenizi falan beklemiyorum ben dedim. Yani bırakın dedim bizi gidelim dedim yani. Bu dedim bu kadar hani büyütülecek bir şey değil. Millet dedim bunu dedim sahilde sevgilisine dedim attırıyor. Biz dedim askerliğimizi yapmış insanlarız dedim yani. Tüfek kullanmayı biliyoruz ama bunu sahilde herkesin geçtiği yürüdüğü yerde adam dedim bunu sevgilisine balonlara sıktırıyor dedim yani. Biz dedi onlara da ceza kesiyoruz dedi. Neyse. Ondan sonra bize meskun mahalde atış yapmaktan toplumsal huzuru bozmaktan genel asayişi tehlikeye atmaktan işte bilmem neden bir şeyler yazdılar, imzalattılar. Bilmiyorum ne olacak. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Şu şeyden kazasız belasız. Ha bu arada ikimize de arkadaşlar bana da ikimize de maskeden de ceza yazdılar. Orada açık havada kimse yoktu zaten. Bizim atış yaptığımız yerde zaten videoda da göreceğiniz kimse yoktu bizden başka. Sadece arkadaşımla ben varım yani. Kimse yok yani. Herkesten uzakta bir yere gitmişiz. Kimsenin olmadığı bir yerde kimseyi rahatsız etmeden atış yapıyoruz yani bu.
Böyle oldu. Tüfek onlarda ve dediğim şeylerden de ceza yazdılar gibi oldu. İşte bilmem kaçıncı maddeye göre savcıyı aradı orada. Savcıya kaçıncı maddeye göre tutanak yazacağız bunlara dedi. Plajlardan aldığımız kişilere dedi filan. Savcıyla telefonda konuştu. Savcı ona işte şuna, şu maddeye göre yazın filan dedi. Başımıza böyle şeyler geldi. Bakalım. Arada sırada E-Devlet'e giriyorum. Hakkımda bir şey hani ceza ya da şey var mı diye. Bakıyorum ama Allah'a şükür şimdiye kadar bir şey çıkmadı. Yani böyle arkadaşlar. Büyük ne kadar hiçbir şey gelmemişti başıma. Ama bu meskun mahallede atış yapmaktan ötürü yani oradaki polis de dedi. Git dedi Şahin Tepesi'nde yap dedi. Ne bileyim. Daha uzak dağa bayıra çık dedi. Böyle deniz kenarında yapamazsın dedi bunu dedi. İşte biz de böyle bakalım ne olacak. Gene karakoldan ararlarsa tüfeğini gel al derlerse. Zaten tüfek için falan aramayacağım. Hiç yani. Gidip zaten 160 liralık tüfek zaten. Hani çok da önemli değil. Ama bu maske cezası. Yok işte toplumsal huzuru bozmak, genel asayişi tehlikeye atmaktan bilmem neden bir sürü şeyler. Bunlar inşallah bizim başımıza ağrıtmaz. O yüzden havalı tüfek de olsa kullanırken kullandığınız yerlere dikkat edin. Yani kimsenin olmadığı yerler de olsa meskun mahal diye geçiyorsa orası polis size her an alabilir arkadaşlar. Yani bayağı bizi orada araba falan bıraktık biz orada. Bizi ekip arabasıyla hastaneye götürdüler. Yanımızda polisler hastaneye gittik. Doktor işte darp raporu falan bilmem ne. Abi dedim yani ne oluyor dedim ya. Biz dedim yani bu kadar hani ben dedim eğer böyle bir şey olduğunu bilseydim dedim bu tüfeğin dedim yani başımıza şey olacağını. Ben dedim bunu oyuncak diye kullanıyoruz. Hani bir pompalı tüfek almadık bir şey yapmadık hani. Birader dedi bugün dedi senin başına gelecekler dedi. Pişmiş tavuğun başına gelmeyecek dedi. Polis de aynen böyle. Yani bakalım. Haber bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah yani belki de bizi korkutmak amacıyla mı yaptılar bunu bilmiyorum. Böyle bir şeyler oldu. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi günler dilerim size de.